yeniden merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Erin. Bugün sizleri gözlüklü bir şekilde karşılıyorum. Çünkü bugün makyaj yapmayacağız. Bugün sizlerle cilt bakım rutinimi paylaşacağım. Videoların altına ve mesaj olarak çok fazla yazdınız. Ben de sizin için bu videoyu çekmek istedim artık. Şimdi gözlüklerimi çıkarıyorum. İlk başta çıkarmak istemedim çünkü buralarımda iz kalıyor. En azından karşılarken düzgün görünsün dedim. Ama şimdi çıkarmak zorundayız. İlk olarak makyajımı temizleyeceğim. Sabah 9'da yaptığım makyajım hala yüzümde duruyor. Bundan bir kurtulalım ilk olarak. Makyajımı temizlemek için 2 tane ürün kullanıyorum. Bunlardan bir tanesi Garnier'in göz makyaj temizleyici Express Çift Etki diyor. Suya dayanıklı makyaj çıkarır. Bla bla. Yağlı bir his bırakmaz diyor ama bence gayet de bırakıyor. Çift fazlı bir temizleyici bu. Bunu ne kadar sevdiğimden eski bir favoriler videomda da bahsetmiştim. Normal böyle yuvarlak pamuğu alıyorum bunu. Çalkalıyorum önce çünkü çift fazla olduğu için karışması gerekiyor. Bu temizleyici gözü hassas olan bir arkadaşımın gözünü çok yakmış bu arada. O yüzden eğer gözünüz hassassa bilmiyorum sizin için ne kadar iyi olur. Şöyle 2 tane pamuğa bunu döktüm ve böyle bekliyorum. Şöyle koyuyorum. Ve böyle bekliyorum. Böyle beklememin sebebi gözümü ovuşturup durmaktansa bu şekilde tuttuğum zaman çok daha rahat çözünüyor rimel ve far her ne sürdüysem gözüme. O yüzden böyle bekliyorum ben birazcık. Sonra iki gözümü güzelce temizliyorum altını üstünü. Sonrasında da böyle pamuk takılanlarla şöyle bir geçiyorum. Ten makyajımı da birazcık alması için. Sonrasında da Garnier'in Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyunu kullanıyorum. Açıkçası ben bunu çok sevemedim ve bitsin diye kullanıyorum. Böyle arta kalan ten makyajımı da bununla temizliyorum. Ben bunu neden sevmedim onu da hemen söyleyeyim. Çünkü suya dayanıklı ürünleri çıkarmıyor. Onun dışında da çok iyi temizlediğini düşünmüyorum makyajı. Bu yüzden çok fazla sevemedim açıkçası. Diğeriyle makyajımı temizledikten sonra, yani önceki çift fazla olanı temizledikten sonra bununla şöyle bir geçiyorum. İşte bitsin diye kullanıyorum. Bunu rutinimden çıkartacağım bittikten sonra. Ama şu anda böyle temizlediğim için komple ne yapıyorsam onları gösteriyorum. Bu arada ben bazen istemsiz olarak çok bastırıyorum pamuğu cildime. Ama bu çok yanlış bir şeymiş. Kesinlikle işte çok iyi temizlensin falan diye böyle pamuğu cildinize çok bastırmayın. Çünkü bu cildi tahriş edebiliyor. Sizi fark etmeseniz de tahriş ediyormuş. O yüzden aslında şöyle çok hafif hafif temizlemek lazım. Konuşamadım. Hafif hafif temizlemek lazım. O yüzden ona dikkat edin. Şu anda domates gibi oldum. Çok hızlı kızarıyor cildim. Hele makyajımı temizledikten sonra kıpkırmızı oluyorum. Şimdi cildimi ayrı bir temizleyiciyle yıkayacağım. Bioderma'nın sebum temizleyicisini kullanıyorum ben. Bunun hakkında konuşmam gerekirse aslında ben bunu neredeyse ortaokuldan beri yok. Galiba liseden beri kullanıyorum. Çok böyle büyük bir etkisini görmedim açıkçası. İşte sivilcelerimi kuruttu, hepsini geçirdi. O tarz hiçbir etkisini görmedim. Önceden cildim çok sivilceliydi. O zamanlar almıştım bu ürünü. Ama bu konuda çok fazla bir etkisini görmedim açıkçası. Zaten şu anda da sivilce için tedavi görüyorum. Bunun hakkında da kanalımda bir video var bu arada. Ona da bakabilirsiniz eğer merak ediyorsanız. Ama cildimi gayet güzel temizliyor ve makyaj kalıntılarından da arındırıyor. Ayrıca sivilce karşıtı olduğu için de hani sivilcelerim için hani çıkarsa falan diye de güvenerek kullanabiliyorum. O yüzden halen daha buna devam ediyorum. Ve bitmiyor bu. Yani ikili falan satılıyor bunlar hatta galiba. Öyle alıyordum ben. Öyle indirimli oluyor. Bitmiyor yani. Ben bunu herhalde bir yıldır kullanıyorum. Belki daha bile fazla olmuş olabilir. Zaten çok azıcık almanız yetiyor elinize. Bunu ben şişeden direkt bu şekilde yüzüme sıkarak kullanıyorum. Böyle 3 yere sıkıyorum birazcık. Tam bir pompa basmıyorum. Biraz daha az basıyorum. Çünkü dediğim gibi çok az bir miktar zaten yeterli oluyor. Sonrasında da suyla köpürtüyorum ve böyle yavaş hareketlerle yüzümü ovuyorum. Masaj yapar gibi. Sonrasında da yıkıyorum. Yine çok fazla bastırmamanız gerekiyor cildinize. Çünkü dediğim gibi çok zararlı ve yıpratıyorsunuz cildinizi. O yüzden çok hafif dokunuşlarla böyle masaj yapar gibi ovduktan sonra, köpürttükten sonra yıkayın cildinizi. Öyle çok daha iyi olacaktır. Şimdi tabii ki ben burada yüzümü yıkayamayacağım için banyoya gideceğim. Ve yüzümü yıkayıp geleceğim.
Yüzümü yıkayıp geldim. Bu arada cilt tipimden hiç bahsetmedim. Benim cildim sivilce tedavisinden önce aşırı derecede yağlıydı. Şu anda tedavimin bayağı birinci yılını falan geçtim. Çünkü ben çok düşük dozda kullanıyorum. Dediğim gibi merak ediyorsanız kanaldaki diğer sivilce tedavisi videoma gidebilirsiniz. Şu anda cildim normal ama birazcık kuruya dönük. Yani normalden biraz daha kuru. Eğer kuru ciltliyseniz bu temizleyiciyi size önermem. Çünkü cildi çok fazla kurutuyor. Dediğim gibi sivilce kurutmak için zaten. Sivilceliyseniz orasını bilemem. Dediğim gibi ben zaten kendi yaptıklarımı anlatıyorum size sadece. Ve kendi cildimde işe yarayan şeyleri anlatıyorum size. Herkesin cildi farklı. Herkesin cildi farklı tepki verebilir. Farklı bir ürün kullanmayı gerektirebilir. O yüzden cildinizle ilgili şeylere her zaman dermatoloğunuza danışın. Ben sadece cilt bakım rutinimi merak ettiğiniz için bu videoyu çekiyorum. Yani kesinlikle dermatolog değilim ve bir şey öğretmek değil amacım. Sadece kendi yaptığımı paylaşmak. Cildin kuruya dönükse neden fazladan kurutuyorsun diye soranlar olabilir. Bunun sebebi de hala daha sivilce tedavim devam ediyor dediğim gibi ve buna destek olması için sivilce karşıtı ürünler kullanıyorum. Şimdi toniğe geçiyorum. Tonikler hakkında benim düşüncem şöyle. Ben çok fazla işe yaradıklarını düşünmüyorum. Neden diye sorarsanız şu ana kadar çok fazla tonik kullandım. Cildim sivilceliyken de çok fazla tonik kullandım. Ama hiçbirinin adam akıllı bir yararını göremedim. Belki doğru markayı tercih etmedim, doğru ürünü tercih etmedim. Bilemiyorum ama ben yararını şu ana kadar görmedim. Kullanmamın sebebi de makyaj kalıntılarını artık böyle dibine kadar temizlemesi. Ben Ziyaja markasının yine sivilce karşıtı olan bir toniğini kullanıyorum. Bunu Watson's'larda bulabilirsiniz bu arada. Çok duymadığınız bir marka olabilir belki. O yüzden söylemek istedim. Bu arada kullandığım bütün ürünlerin adını da aşağı yazacağım. Merak etmeyin. Bunu da yine böyle büyük bir pamuğa alıyorum. Böyle bu fıs fıslı zaten. Böyle sıkıyorum. Ve bununla artık cildimizi temizleme işleminin sonuna geliyoruz. Artık tonikte de pamuğa hiçbir şey gelmiyorsa cildim temiz demektir. Şimdi Vichy markasının Mineral 89'unu kullanacağım. Bu inanılmaz güzel nem veren bir ürün. Bundan 2 pompa kullanıyorum cildime. Bu şekilde. Sonrasında da bunu yine çok hafif hareketlerle cildime yediriyorum. Bu şekilde. Bu arada bunu yağlı ciltliler de çok rahatlıkla kullanabilir. Bunu sürdükten sonra nemlendiricimi sürerken fark ediyorum. Çünkü şu anda yapış yapış hissediliyor. Nemlendiricimi sürerken cildim yumuşacık oluyor. Yani anlamadım neden olduğunu gerçekten ama çok güzel bir his veriyor. Bu yüzden makyaj daha da pürüzsüz duruyor bence. Bunu kullanmadan önce göz kremimi uyguluyordum ama unutmuşum. Yine Ziyaja markasının keçi sütlü göz kremini kullanacağım. Ben bunu çok beğendim çünkü nemlendirmesi güzel. Gayet yeterli benim için. Çok kuruysa yetmeyebilir bu arada göz altlarınız. Ayrıca bu ürün bende hiç beyaz nokta yapmadı. Önceki kullandığım kremim yapmıştı çok fazla. Bu aslında cilt bakımına girmiyor. Birazcık kirpik bakımına giriyor. Hatta kirpik ve kaş bakımına giriyor. Ama yine de göstermek istiyorum size. Rivaldenup markasının Going Longer isimli bu kirpik ve kaş serumu. Aslında direkt kirpik serumu olarak satılıyor ama birçok insan bunu kaşlarında kullanmış ve çok güzel kaş çıkardığını söylüyorlar. Daha önce kullandığım birkaç tane kirpik serumu olmuştu. Onların hiçbirinin fırçası böyle değildi. Eyeliner gibiydi. Ben de böyle fırçalı bir serum istiyordum ve bunu bulunca hemen aldım. Bunu böyle maskaramı nasıl sürüyorsam uyguluyorum. Böyle üstten de birazcık uyguluyorum. Bu arada birazcık göz yakan bir ürün. Çok fazla esnediğimde ve gözlerim yaşardığında gözlerimi çok yakıyor. Nemlendirici krem olarak da La Roche-Posay'in Effector Duo isimli bu kremini kullanıyorum. Hatta şöyle ikisini de göstereyim. Bir tanesi SPF içeriyor, bir tanesi içermiyor. Sabahları SPF içerini kullanıyorum. Gece yatmadan önce de içermeyeni kullanıyorum. Çünkü SPF cildimizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için dahi olsa cildimize biraz zarar verebiliyor. Yani zararlı bir madde aslında. Kimyasal bir madde. O yüzden geceleri mutlaka SPF içermeyeni kullanmayı tercih ediyorum ben. Zaten SPF içeren daha ağır. Bunu da bu şekilde cildime sıkıyorum yine. Elinize alıp elinize ısıtabilirsiniz ürünü. Ondan sonra cildinize uygulayabilirsiniz tampon hareketlerle.
Ama her gece bunu yaptığım için ben artık ona üşeniyorum. Böyle elimi alıp ısıtayım, işte sonra şöyle şöyle uygulayayım. Çok zor geliyor bana artık. O yüzden direkt cildime uyguluyorum. Önce dağıtıyorum hepsini. Ürünü birazcık yaydıktan sonra da tampon hareketlerle cildime iyice yediriyorum. Şimdi dudaklarıma lip balm uygulayacağım. Normalde Blistex'in Matte Plus'ı benim favorim. Ancak favoriler videomu çekerken onu göstermek için biraz açtım. Ve o bir daha kapanmadı. Zaten içinde çok fazla kalmamıştı. O yüzden çöpe gitmek zorunda kaldı. Bunu bitirmek için kullanıyorum şu anda. Potomerical isimli bu lip balmı kullanacağım. Parmakla sürülen lip balmları çok fazla hijyenik bulmuyorum. Bu yüzden yanımda çok fazla taşımıyorum. Genelde evde kullanmayı tercih ediyorum. Benim cilt bakım rutinim bu şekildeydi. Umarım merak ettiklerinizin cevabını bulabilmişsinizdir. Eğer hala daha merak ettikleriniz varsa bana aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Ayrıca istediğiniz videoları ya da aklınıza gelen video fikirlerini de bana aşağıya yazabilirsiniz. Elimden geldiğince onları çekmeye çalışırım. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın ve kendinize iyi bakın.